Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte Kenan Kara ile TYT AYT Geometri kampının dördüncü haftasına başlıyoruz. Bu hafta neler olacak? İkiz kenar üçgen ve eşkenar üçgeni işleyeceğiz. İkiz kenar üçgeni iki videoyla eşkenar üçgeni de bir videoyla halledeceğiz arkadaşlar. Evet level 2'ye geçtiniz. Yani level 1'i atladınız. Ne demiştim daha öncesinde? Dik üçgenin sonuna kadar sabredin. Büyük böyle geometrinin en büyük temellerini atacağız demiştik. Evet bundan sonraki level 2'de Emeklerinizin karşılığını alma zamanı geldi. Videoları izlediğinizde zaten ne demek istediğimi tam anlamıyla anlayacaksınız arkadaşlar. Bu girişte lafı çok fazla uzatmayayım. Videonun içerisinde zaten bunları konuşuruz. Evet o zaman bu dördüncü haftanın ilk videosu yani ikiz kenarın ilk videosuyla dersimize başlayalım. İkiz kenar üçgen. Daha önce tanımını vermiştik. Üçgende açıda da çok kullanmıştık ama yine de ikiz kenara başlarken tanımını vermemek ayıp olur. Şimdi hemen verelim. İkiz kenar üçgen iki kenar uzunluğu eşit olan üçgene ikiz kenar üçgen denir. Şuna ne diyorduk arkadaşlar? Tabanı diyorduk. Şunlara da kollar adını veriyorduk. Hatta tabana taşıyan açılar neydi? Birbirine eşitti. B açısı ile C açısı birbirine eşitti. Şimdi gelelim özelliklere. Ama aslında özelliklere başlamıyoruz arkadaşlar. Sebep? Çünkü arkadaşlar bu bildiğimiz bir şey zaten. Ek çizimlerde yaptığımız bir şey. Hani e, sorulara başlamada şunu da bir hatırlatayım dedim. Onda bir özellik koyayım dedim. Bundan sonraki Olaylarda yani konulara başlarken arkadaşlar hep biz şu şekilde yapacağız. Bir konuya başlarken tanımını vereceğiz ve tanımı ve önceki bilgileri kullandırıcı şekilde soruları çözeceğiz. Zaten kitapları açtığınız zaman soruların ağırlığı bu yöndedir. Konu anlatımı da bu şekilde olmak zorunda. ÖSYM de bu şekilde soru soruyor. Yani ikizkenar üçgenle ilgili soru sorduğu zaman mesela 7 tane özelliği var. O özelliklerden soru sormuyor ki. Ha biz özellikleri de bilmek zorundayız. O ayrı bir konu. AYT'de adamlar sorabilir. Ee, ÖSYM ne yapıyor? İkiz kenarın tanımını biliyor mu bilmiyor mu? Ha ikiz kenarın tanımını kullanırken de eski bilgilerinde kullanabiliyor mu diye ölçüyor. Hani ikiz kenar üçgen konusundan size bir şey veriyorum mesela. Ya da eş geldiğimizde de o şekilde diyeceğiz zaten. Ee, ama dediğim gibi emeklerinizin karşılığını artık bundan sonraki konularda çok rahat bir şekilde göreceksiniz aldığınızı. Evet. Neyse Konuya devam edelim. Özellikler dedik. Bu hatırlatalım. Daha önce söylediğimiz en önemli bir ek çizim yöntemiydi. Neydi bu? İkiz kenarda yükseklik ayrı bir gözle bakıyorduk. Yükseklik aynı zamanda kenar ortaydı. Aynı zamanda açı ortaydı. Nerede? İkiz kenar üçgende arkadaşlar. Tamam. Gelelim örnek 1'e şimdi. Bakın eski bilgiler ne kadar çok çıkacak şimdi. Ek çizimler ve dik üçgenler. Yani temellerin en büyükleri onlar ya. Yani. Bakalım. Şimdi ne demiş? İkizkenar üçgen var mı var? A bir yükseklik çizilmiş. Şu ikizkenar üçgende hocam, şuradaki büyük üçgende şunu şöyle bir çizeyim isterseniz. Bir ikizkenarlık var mı var? Hocam tabana ait yükseklik çizilmiş. Burada tabana ait yükseklik çizilmişse tabanı ne yapmak zorunda İki eş parçaya bölmek zorunda. Hocam 5 artı x ise burası da ne olacak? 5 artı x olacak. A alttaki üçgende de bir ikizkenar var. Hocam ikizkenar üçgende açı ortay olduğu için. Aynı zamanda ne olmak zorunda bu? Bu da bir yükseklik olmak zorunda. Ve aynı zamanda burada da tabanı bölmek, eş, iki eş parçaya bölmek zorunda değil mi? Evet. Yani burası 8 ise burası da 8 olacak. Hocam 8 3 daha 11. Bak 5 artı x neye eşit? 11'e eşit. Ve buradan x kaç çıkar arkadaşlar? 6 çıkar. Evet örnek 1'in cevabını böylelikle 6 bulduk. Geldik örnek 2'ye. Bakıyoruz ki burada bir şeyler verilmiş. Hocam ne yapabiliriz burada? Artık şu hatayı yapmıyorsunuzdur büyük ihtimalle. Hocam şuradan şöyle şunu çizeyim. Kenar orta çizeyim. Yapmıyorsunuz değil mi bunu? Yapmıyorsunuz yapmıyorsunuz. Ya da ne bileyim hocam bak eşitlik var bir orta taban mı çizsem? Evet güzel bir düşünce ama ben size bir öncelik sunmuştum. Öncelik yükseklik varsa yüksekliği ayrı bir gözle bak. Bak yükseklik var hocam. Dik tabanı keş parçaya bölmüş. Aklımıza ne gelecek? Aynen öyle. İkiz kenar. Hemen ikiz kenara tamamlayalım. Hocam yüksekliğin kollarında x kenarı oluyordu. Şöyle x kenarı tamamladık. Ama soru çıktı mı daha çıkmadı. Sakın şöyle demeyin. Hocam 9 burası. 9, 15, 9, 12, 15. Bak bu sallamadır. Tamam Bu hissetme değildir. Nereden biliyorsun sen bunun 90 derece olduğunu? Değil mi? Evet. Öncelikle bak verilen bilgileri kullanalım. Sen zaten öyle yaparsan şu bilgiyi kullanmamış olursun. Kullanalım bakalım bunu. Hocam iki tane ACB artı ABC 90 derece demiş. Ya böyle bir karışık ifadeler verilince nedense kullanamıyoruz. Çok basit. En karışık olana bir x de, y de ama açı diyor ya alfa de. Şuraya bir alfa dersem, bak şuraya bir alfa dedim. En karışık olana yani 2 ile çarpılmışı ya da 3'e bölünmüşü işte onlara bir alfa dersem, yani nereye? ACB açısına alfa dedim. O zaman bunu attım öbür tarafa. Bak ABC açısı ne oluyor o zaman? Bunu attım öbür tarafa. Yani buradan 2 alfa artı ABC açısı ya da B açısı diyeyim eşittir 90 derece ya. B açısı buradan ne eşit oluyor? 90 eksi 2 alfaya eşit oluyor. E yaz o zaman B açısına 90 eksi 2 alfayı. Tamam. E şimdi arkadaşlar burada bir x kenar bulduk mu? Bulduk. E x kenar bulduysan bulduğun bilgiyi kullan. Alfaysa burası da alfadır. A iki açı yan yana geldi. Dayanamam. İkisinin toplamı bir dış açı. 2 alfa oldu burası. Hocam 2 alfa ile 90 eksi alfa. A 90 eksi 2 alfa toplamı ne yaptı? 90 yaptı. Ha bu iki açının toplamı 90 sa burası 90 derece oldu. Bak bu üçgen dik üçgenmiş. Burada Pisagor yapacaksın. Ama yine 9 12 15 değil. 15 en uzun kenar hipotenüs olması lazımdı. Burada dik kenar 9, burada dik kenar 15. O zaman burada x'in karesi eşittir 9'un karesi artı 15'in karesi mi yapacağız? Evet, diğerlerin saçını başını yolarım. Sakın ha. Böyle bir şey var mı arkadaşlar? Var da artık böyle yapmıyoruz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? 9 ve 15'teki ortak çarpana bakıyoruz. 3 çarpı 3 burası. Hocam 3 çarpı 5 burası. O zaman x'te kare kük içinde 3'ün 3 çarpı kare içinde diğerlerin kareleri toplamı. Yani 9 artı 25 mi yapacak arkadaşlar? O zaman x'te 3 kök 34'e eşit oluyor? Evet 3 kök 34'e eşit oldu. Dik üçgen de kısa yolu Kullanmaya devam. Hadi bakalım. Örnek 2'yi de böylelikle hallettik mi? Hallettik. Verilenleri sırasıyla kullandığımız zaman tak diye çıkıyor. Geldik örnek 3'e. Hocam ikiz kenar var. E, taban da var. Ha, bak. Artık o meşhur sözlere bir şey daha ekleniyor. İkiz kenar üçgende. İkiz kenar üçgen varsa. Taban da mevcutsa insan olan tabana ait yüksekliği çizer. E niye? İkiz kenarlık verilmiş. E taban da verilmiş. E ikiz kenarın o bilgisini kullanacağız. Tanım bilgisi yani tabana ait yükseklik. Önemli bir bilgi. Hocam tabana ait yüksekliği çizerim. Çünkü ben insanım. Hemen çizdim. Hocam çizdin ama bak sakın şunu da deme. Hocam 21'i iki eş parçaya böleyim. De 10 buçuk değil. İkiz kenar nerede? Şurada. Şu büyük tabanı iki eş parçaya bölecek. 32 iki parçaya bölecek. Buna dikkat et. E 32 eş parçaya bölsün. 15, 15. Ne kaldı buraya? 6. Aa hocam burada bir dik üçgen var. 15, 17 ne üçgeni? 8, 15, 17'den 8. 6, 8, 10 üçgeninden de x kaç çıkar o zaman arkadaşlar? 10 çıkar. Evet örnek 3'ün cevabını böylelikle 10 bulduk. Geldik örnek 4'e. Bak dik üçgen var burada. Hocam ne var burada? İkiz kenarlık verilmiş. Bu bilgiyi kullanacağım. Aa ikiz kenar üçgende tabanda mevcut. İnsan olan ne yapar? Tabana ait yüksekliği çizer hocam. Hop tabana ait yüksekliği çizdim tabanı iki eşit parçaya bölecek. İkiz kenar üçgen burası ya. 8 tabanını iki eşit parçaya bölecek. 4 birim 4 birim. Bak şu ek çizimi şuradan yapmam. Önce şunu söyleyeyim tabii. Sonra takıldık kaldık. Takıldığımız zaman ne yapacağız? Takıldığımız zaman verilen bilgilere Neyi kullanmadık? 90'ı kullanmadık hocam. Aa bak kafan oraya gitti ya. 90'dan 90 çizildi. Dikten dik çizildi. Ne var burada? Öklit. Bak şunu sakın yapmayın. Hocam 90 gördüğüm için ben buradan dik çizdim demedim. Burada x kenar gördüğüm için dik çizdim. Dik çizdiğim için de bir öklit bağıntısı çıktı. Biz dik üçgende şöyle bir tabana ait yüksekliği çizmeyiz. Çizdiğimiz özel durumlar bir 15 75 90'da çizeriz. O da hipotenüs verilmişse alan soruluyorsa. Tamam aklınızda bulunsun. Yani hocam ben dik gördüğümde dik çizeyim. Sakın. Ek çizimlerin ne olduğunu geçen derslerde bahsetmiştik. Neyse dik çizdim. Öklit çıktı. Öklit uygulayacağım. Hala şunu mu yapıyorsunuz? Hocam h kare eşittir. P çarpı k'dan h'ı bulurum. Pisagor'dan da x'i bulurum. Değil mi? <laughs> evet. Buradan yapmayın arkadaşlar. Niye? Çünkü arkadaşlar ya yani çıkar da artık biraz şey yapın. Hani soruda da verilenleri de kullanın. Neyi kullanmadık bu kadar? X. Aa hocam X. E büyük üçgende sol taraftaki X. X'e ait öklite direkt uygulayıp sonuca direkt ulaşabilirsiniz. Yani X'in karesi. Bu çarpı tamamı. X'in karesi eşittir. 4 çarpı tamamı 8 artı 1 yani 9. E x kare buradan ne oldu? 36 oldu. X de buradan ne çıktı arkadaşlar? 6 çıktı. Örnek 4'ün cevabını böylelikle Ken 06'nın 6'sı bulduk arkadaşlar. Geldik örnek 5'e. Evet. Neler verilmiş neler. Verilen her bilgi kullanacağım. Hocam x kenar bu. E, bu da x kenar. Ha bu x kenar dik üçgen. Bu x kenar dik üçgen olduğu için ben şuradaki açıları yazmak zorundayım. 45 45. Hocam burası da 45. Eyvallah. Sonra bc'yi 12 vermiş. O süper. BC'yi adam sana 12 vermişse hocam ikiz kenar üçgen var. Tabanda mevcut. insan olan tabana ait yüksekliği çizer diyeceksin. Hop çünkü ben insanım çizdim. E o zaman şöyle bir yükseklik mi oldu? Ha bu arada bu sözü alınanlar da oluyor. Öylesine söylüyoruz arkadaşlar. Yok hocam biz insan değil miyiz falan. Tamam he öğrenci olan dikmeyi çizer. Öyle mi anlatalım yani? Akılda kalıyor işte da. İnsanız çizdik diki. Ta, ne yaptı? Tabanı iki eş parçaya böldü mü? Böldü. Hocam burası da 6 burası da 6. E şunlara bir x x diyelim. O zaman burası da 6 olduğundan buraya da 6-X mi kaldı? X kenarlığı da kullanacağım. Ve bu arada ne çıktı burada? Hocam 45-90 45 üçgen çıktı. X kenar dik üçgen 6-X ise burası da 6-X mi oldu? Evet. Bizden ne isteniyor? AD uzunluğu. AD uzunluğu. E biz buraya yoğunlaşalım o zaman. Hocam X kenar dik üçgen x ise burası X kökkidir. Hocam 6x x x 6 eksi Pisagor'dan burası da 6 eksi x'in kök katı. Hem 6'nın kök 2 katı hem de x'in kök katı. 6 kök 2 eksi x kök kim oldu? Evet. Şimdi AD'ye bak bakalım. Bak bakalım AD'ye. Hocam şu artı bu. Yani 6 kök 2 eksi x kök 2 artı bir de burada x kök 2 var. Bunlar birbirini götürdü. Cevap da ne yaptı o zaman arkadaşlar? 6 kök 2 yaptı. Örnek 5'in da böylelikle 6 kök 2 bulduk. Geldik sülalemizden isimlere. Kerem ile Egehan. Öğrendiniz mi kim bunlar? Evet Kerem küçük olan. Egehan da büyük olan. İyice hafızanıza kazıyacağız bunları. Evet Kerem ile Egehan. Evet kare şeklindeki özdeş tabloları zemine uzaklara aynı olan iki çiviye asacaklardır. Hani belki burada şu cümleyi şöyle de ekleyebilirdim. Hani karenin bir kenarı zemine paralel olacak şekilde falan. Karenin bir kenarı zemine paralel olacak şekilde aslıysam ben bunu. İpler böyle dengede olmak zorunda değil mi? Nerede dengede kalır? Şunların birbirine eşit olmasında dengede kalır arkadaşlar. Hani ipi biraz kısa öbüründe biraz uzun tutsan tablo şöyle eğik olacak değil mi arkadaşlar? Evet buna dikkat edin böyle tablo astıklarında da zemine paralelse eğer bunlar tam ortasından asılmak zorunda arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Evet bu o zaman tabloyu asmışsınız. Burası zemine paralel gibi bir şey eklememişim ama şekil üzerinde belli. Artı GÖSYM de bunları böyle bu şekilde kullandığı için hani zemine paralelleri şekilde de gösterdiği için ben de yazmak istemedim açıkçası. Çok fazla kalabalık olmasın diye. Neyse devam edelim. Ama zemine paralel tamam. E zemine paralelse o zaman bu nedir? Hocam ikiz kenardır. Hocam bu da aynı şekilde zemine paralelse bu da ikiz kenardır. Soruyu okuyorum. Kerem uzunluğu 50 cm olan ip ile bak uzunluğu 50 cm olan ip dediği için bunlar 25 cm 25 cm yaptı mı? yaptı. Evet 50 santimetre ip ile tabloyu çiviye aslında tablonun zemine en kısa uzaklığını 50 santimetre en fazla uzaklığınız ise Kerem'in kendi boyu kadar hesaplıyormuş. Eyvallah. Sonra ne diyor? Egean'a da geçiyor. Burada sıra. Egean'da uzunluğu 34 santimetre olan bir iple yani bunlar 17-17 olacaktır tam ortada asıldığı için. E tabloyu aslında tablonun zemine en fazla uzaklığı Egean'ın boyu kadar oluyormuş. Eyvallah. Çivilerin zemine olan uzakları 100 cm olduğuna göre hocam bu çivinin zemine olan uzaklığı bak 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 bu çivinin zemine olan uzaklığı zaten çivili sorularda çivilerin zemine olan uzatlarına bakacaksınız ve çivili sorularda çivilerin zemine olan uzatları bazen aynı şekli kullanıyorlar. Bu şekli burada kullanıyor. Hocam buradaki uzaklık da aynı buradaki uzaklık da aynı. Bunu bu da bir köşesinde bulunsun. ÖSYM'de sordu. Sormaya da devam eder arkadaşlar. Yani yeni nesile alıştıracağım diyorum ya oradaki inceliklerden de bahsediyorum size. Neyse zemine olan uzaklığı bu 100'müş. E hocam kare burada aynı zamanda zemine olan uzaklığı burası dikse zemine paralel olduğundan burası da dik. Burası da dik mi? Dik. A x kenarda çizilen yükseklik oldu. E, tabanı iki eş parçaya böldü mü? Böldü. Hocam buraya A dersen burası da A. Karenin bir kenarı ne oldu? 2A oldu. Bak kare şeklinde demişti ya. 2A oldu. E hocam o zaman burası da 2A oldu. Şu dikdörtgenden dolayı A buraya ne kaldı o zaman? 50'si burada. 2A'sı burada. Tamamı yüzdü. O zaman buraya 50-2A mı kaldı? Evet 50-2A kaldı arkadaşlar. 50-2A mı? Evet topladığımız zaman 100 yapıyor. Evet Pisagor yapacağız hocam. Yapalım arkadaşım Pisagor. Hala Pisagor mu? Pisagor mu var ya? Allah Allah Pisagor. Evet 25'in karesi nedir? A'nın karesi artı 50-2A'nın karesi. A'nın karesi artı 50-2A'nın karesi diyeceğiz. İşte burada emeklerinizin karşılığını alma zamanı geldi. İşlem 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 dediğimde ne demek istediğimi anladınız. Ne var burada? Ben size boşuna mı dedim 3, 4, 5'in 5 katına kadar bile sorularda çıkıyor diye. Çıkıyor kardeşim. Ha hocam burada şey var. 25 var. Büyük ihtimal ne üçgeni? Hisset bakayım. 15 20, 25. Ama tehlike. Burası da 15 olabilir. Burası da 15 olabilir. Şurası 15 mi acaba? Bir deneyeyim. Burası 15 iken. 15 yazdığımızda 2 çarpı 15, 30 50 eksi 30 da 20 yaptı. Evet, 15, 20, 25 sağlaması tuttu. A'yı 15 bulduk. O zaman 2A 30 oldu. Karenin bir kenarı 30 oldu arkadaşlar. Şimdi geldik Egean'ın olduğu tabloya. Hocam karenin buradan biz zemine dik çizdik ya. O zaman burası da dik. İki kenarda dik çizdiğim zaman tabanı ikiş parçaya bölecek. 15-15 oldu burası. 15-17'den burası kaç? 8. E hocam şu çivinin zemine olan uzaklığı kaçtı? 100. E şuraya kadar olan uzunluk nedir arkadaşlar? Bakın 8 diye bulduk. O zaman Ege'nin boyu kaç oldu arkadaşlar? 92 mi çıktı? Evet. 92 çıktı. Bizden ne isteniyor? Egean ile Kerem'in boyları toplam isteniyor. 80 bir tanesinin boyu. 92 de bir tanesinin boyu. Cevap da böylelikle 172 çıktı arkadaşlar. Evet soruda Kerem'in boyu şu an doğru ama Egean'ın boyu bu kadar değil. Yani 1 metreye geçti. Egean'ın boyunu soruda tutturamadım vallahi arkadaşlar anca 92 santimetre. Yani 8-10 cm ile yaklaşabildik sadece. Evet örnek 6. 172 oldu arkadaşlar. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Yeni nesil sorulara da alışıyoruz. Alıştığınızda alışmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar videoyu durdurup şu soruyu yapar mısın? Allah aşkına. Hadi lütfen lütfen şu soruyu bir yap bakalım. Yapabilir misin? Yapamaz mısın? Hadi bakalım. Yaptın mı? Ben ben başlıyorum çözmeye. Evet örnek 7'deyiz. Şimdi ne demiş arkadaşlar? Bak, bu soruyu niye yapamadım biliyor musun? Yaptıysanız da bravo. Artık eski konular biraz oturmuş yapamayan arkadaşlar da biraz daha oturmamış, biraz daha zamana ihtiyacınız var demektir. Aslında kolay bir soru. Arkadaşlar, AB ile bak şimdi soruda ABC üçgen, açı ortay, BH yükseklik. Evet, bu açı ortay, bu da yükseklik olarak verilmiş. Tamam, yükseklikse sadece burası dik değil, şurası da 90 derece değil mi? Verilen her bir bilgiyi kullan. Bu arada AB ile AC eşitlenmiş. AB ile AC eşitlenmiş. Aa hocam burada ne var? İkiz kenar üçgen. İkiz kenar eksik parçaları tamamla. Şu şekilde ta, e, çizilen açı ortay. Hem kenar ortaydır hem de nedir arkadaşlar? Yüksekliktir. Şurası da yüksekliktir. Abi. E şimdi ne yapacağız hocam? Soruyu yapamamanın sebebi şu. Bak ben ne diyorum her zaman? Verilen bilgiyi kullan. Ve bulduğum bilgiyi de kullan. Bak burada sen Neyi kullanmalısın? 6'yı kullanmalısın. Bak beynin oraya gitti. Gitti. Sen oradasın 6'yı kullanmalısın. Sonra neyi kullanmadın sen? Hocam buradaki 90'ı kullanmadım. 90 acaba buradaki dik üçgenle mi? E, dik kenarlar yok. Burada kullanamazsın. Acaba burada mı? E burada da yok. E, acaba buradaki dik üçgenle mi? Hani kafam böyle var ya. Hani buradaki 6'yı kullandığınca 90'a yoğunlaşıyor. Ya beyin öyle bir şey ki. Yani saniyenin bilmem kaçta e, biri oranıyla o kadar hızlı hareket ediyor ki ne demek istediğimi anladın sen. Yani bu 90'a bakınca hani görme işi zannediyorlar da yok işte o verilen bilgi kullanma işi. Bu 90'a bakınca bu 6'ya bakınca aa 90 var 6 var. E ben burada da eşitlik bulmuştum böyle. Bak verilen bilgileri kullanıyorum. Eşitlik 90'dan bir kenar ortay çizilmiş. Yani ne var arkadaşlar burada? Hop muhteşem üçlü. Yani 6 iken burası da 6 burası da 6. Ali Kara uzunluğunda 12 vermiş. Ali Kara da biliyorsunuz hem büyük dede hem de abimin adıydı. Yazdık buraya Ali kare uzunluğunda. 12. Ali Bey uzunluğu kaç santimetredir diye soruluyor. Bitti gitti. Al sana Pisagor. Ali Bey uzunluğu ee, 6 var 12 var. Burası da Pisagor bağıntısından 6 kök 5 midir? Evet. Yani cevabımız 6 kök 5 çıktı. Çok kolay bir soruymuş değil mi? Ama size öğreteceğim. Şu verilen bilgileri kullanmayı size öğreteceğim arkadaşlar. Az kaldı. Hadi bakalım geldik örnek 8'e. Oo, zorlayıcı sorular mı yoksa? Aslında değil. Gelin birlikte yapalım. Şimdi demiş ki ABC bir üçgen. Bunlar 5 5 verilmiş. Burası da 3 verilmiş. CD çarpı BD çarpımının sonucu nedir demi diye sorulmuş. Allah Allah. Hocam şu uzunlukla şu uzunluğun çarpımını soruyor bize. İkizkenar üçgen var. E hocam taban yok. Ama tabanla alakalı bir şey var. İşte taban yok ama tabanla alakalı bir şey varsa da insan olan tabanına ait yüksekliği çizer kardeşim. Tamam çizdik. Tabanına ait yüksekliği çizince tabanı iki eş parçaya bölecek. Karışıyor gibi şuraya A diyelim buraya B diyelim. Tabanı iki eş parçaya böleceği için yükseklik A artı B ise burası da A artı B. A artı B'yi de şöyle yazdım. Tamam. Şimdi bizden ne isteniyor? Onu da şuraya bir not alalım isterseniz. CD uzunluğu yani B çarpı şu uzunluk BD uzunluğu A artı A artı B yani 2A artı B mi isteniyor? Yani 2AB artı B kare mi isteniliyor? Evet. E ne yapacağız hocam burada? Arkadaşlar dik üçgenler çıktı karşınıza. Uygula dik üçgeni. Hocam bir burada Pisagor bağıntısı var. Bir de yan tarafta Pisagor bağıntısı var. E Pisagorları uygulayalım. Hocam bir de büyükte var ama büyükteki Pisagorla şu sarı Pisagor aynı değil mi? Bir daha onu niye uygulayayım değil mi? Uygulayalım Pisagorları. Bak ikili dik üçgenler var ve ortak kenar var. Ortak kenarlı sorularda ne yapıyorduk? Ortak kenarı yalnız bırakıyorduk arkadaşlar. Bak hem bu sarıda hem de bu kırmızıda Pisagor yapacağım. Ortak kenar bu. Ortak kenarı yalnız bırakıyorum. Hadi bakalım yalnız bıraktık. H kare neye eşittir arkadaşlar buradakinde? Hocam 5'in karesi eksi a artı b'nin karesine. Çünkü şuradaki dik üçgende. 5'in karesi eksi a artı b'nin karesine. Aynı zamanda h kare sağdakinde neye eşittir? 3'ün karesi eksi a'nın karesine eşittir. E buradan her ikisi de h kare eşit olduğuna bunlar birbirine eşit. Hocam a artı b'nin karesi a kare artı 2 ab artı b karedir. Şu 5'in karesi 25'tir. Önünde bir de eksi var. Eksiyle hepsini çarpıyorsun. Eksi a kare eksi 2 ab eksi b kare oldu. Eşittir ne oldu arkadaşlar? 9 eksi a kare oldu. E şimdi buradan eksi a kareler gitti mi? Gitti. 9'u buraya atalım. Şu eksileri de öbür tarafa atalım. 25'ten 9 çıkınca kaç kaldı? 16 kaldı. 2 ab artı b kare mi yaptı? Evet. A hocam ben buradan ne A'yı ne B'yi bulabilirim. ne yapacağız? Soruda takıldık kaldık. Takılmayın kardeşim soruyu okuyun. Soru ne diyor sana? Hocam CD çarp BD. A bu isteniyor. A bu isteniyor. 2 a artı B kare. Bazen bunu çok yapıyoruz. Ben de yapıyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim itiraf edeyim. İşlem 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 yapıyoruz. Bir sonuç biliyoruz. Ulan buradan sonuç çıkmaz deyip siliyoruz. Ya kardeşim bir soru yoksana. Bazen o bulduğun sonuç direkt cevap oluyor. Bak Burada 2ab artı b kareyi sen bulmadın mı kardeşim? 2ab artı b kare kaç? 16. Zaten senden de bu isteniyor. Yani cevabın 16 yaptı arkadaşlar. Bu değer direkt karşına çıktı. Tamam Evet A B'ye ayrı ayrı bulmak zorunda değiliz. Sonuçta bizden çarpımları isteniyor. Buna da dikkat edin. Matematikte de böyle şeylerle karşılaşıyoruz zaten değil mi? Evet geldik örnek 9'a. Katlama iyice öğrenelim ama güzel bir katlama. Şimdi katlama ama katlamada da e, ÖSYM e katlamayı katlanılan şekli veriyor. Evet. Ama e, katlanılan şekli ya vermezse ya katlamayı size yaptırırsa diye düşünerek yazdığım bir soru arkadaşlar. Evet. Şekildeki kağıt parçasına ABC üçgeni çizilmiştir. Şöyle bir kağıda ABC üçgeni çizilmişim. Sonra diyor ki ABC üçgeni AC boyunca katlanıp ABC üçgeni AC boyunca bak normalde bak bu üçgen AC boyunca katlanmaz. Şöyle döndürülür. Ama ben bunu kağıdın üzerine çizdiğim için artık bu kağıdı AC üzerinde katlayabilirim. AC üzerinde katladığım zaman ne geliyor arkadaşlar? Hop simetriye. AC AC'ye göre simetri olacak arkadaşlar. Hadi bakalım. AC'ye göre simetriğini şöyle bir çizelim arkadaşlar. Şu mu yaptı? Evet. Bizim B noktası buraya mı geldi arkadaşlar? Aynen öyle. B üssü. E, katlamada ne diyorduk? Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit. 25 iken 25, 17 iken 17. Bak şimdi burası yok. Bu kağıt katlandı. Öyle düşün. Sonra ABC üçgen, AC boyunca katlanıp B noktası üzerinden toplu iğneyle delik açılıyor. Evet tam buradan toplu iğneyle delik açmışım. 2 e, kağıt üst üste değil mi? 2 delik mi oldu orada? Evet. Kağıt tekrar eski haline açıldığında eski haline açıldığında hop buraya mı geldi? Ben buradan delmiştim B noktasını. E, burada da bir delik oluştu mu? Oluştu. Ve i̇ki delik arasındaki en kısa uzaklık nedir diye soruluyor. Arkadaşlar işte bizden şu uzunluk nedir diye soruluyor. Gençler ne yapacağız? E hocam katlamayı yaptık da katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar da birbirine eşit değil miydi? Evet. E, başka şu açıyla şu açı karışık zaten. Çok gerek yok oraya. Ne yapacağız? A şekle baktığımız zaman bir ikiz kenar üçgen var. Ve ikiz kenarda aç ortay var. E o zaman ikiz kenarda aç ortay varsa aç ortayın devamı nedir arkadaşlar? Yükseklik. Evet büyük üçgende açı ortayın devamı yükseklik ve tabanı da iki eşit parçaya böldüm arkadaşlar. Böldü. Şimdi ne yapacağız arkadaşım? Pisagor bağıntısı yapacağız. Mecbur. Bakın burası 17 burası 25. Şurası da kaç birim arkadaşım? 12 birim. E, yapacak bir şey yok. Bizden zaten x isteniyor. Şuraya bir y dersek. Burası da x. E, burası da 12. Hocam bir burada pisagor yapacağız. Bakın dikkat. Bir burada pisagor yapacağız. Bir de büyükte pisagor yapacağız. İkili pisagorda ortak olan kenar var mı? Var. Oradan yapabilirsiniz. Ama ne gerek var kardeşim? Şuraya baktığın zaman hocam 17 var. Tanıdık. Hisset kardeşim. Normalde ben sana yaptığın yolu şuraya yazayım da x'in karesi eşittir. Hocam 17'nin karesi eksi, y'nin karesi, 17'nin karesi eksi, y'nin karesi diyeceksin. Bir de x'in karesi, 25'in karesi eksi e, y artı 12'nin karesi diyeceksin. İşlem işlem işlemle x'i buradan bulacaksın. Yok x'in karesi değil y'yi buradan bulacaksın. X kare bunlara eşit ya. Y'yi buradan bulacaksın. Y'yi bulduktan sonra da neyi bulacaksın? X'i bulacaksın. Arkadaşlar 17 var Allah aşkına. Hisset kardeşim hisset. Acaba bu 8, 15, 17 mi? Buraya 8 yazarsam burası 15 olursa 15, 12 daha kaç yaptı? 27 yaptı. Bu 25. Hipotenüs e, dik kenar hipotenüsten büyük oldu olmadı. Bak hissettim ya. Bazen hissettiğinizde dik kenarlar değişik olabilir. Değişik hissiyatlara da bakın. 8, 15, 17. Acaba burası 8 iken burası 15 mi? Şimdi bak bakayım. 15 ken, burası 20 oldu mu? Oldu. 15, 20, 25 sağlaması da tuttu. Demek ki x 15. Bizden ne isteniyor? BB üstü uzunluğu isteniyor. O da 2x olduğundan ve x de 15 olduğundan cevap da kaç yaptı arkadaşım? 30 yaptı. İşte o yüzden arkadaşlar şu üçgenleri bilin dedim. Hissetme de acayip bacayip işinize yarıyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Evet örnek 9'u böylelikle 30 bulduk. Geldik örnek 10'a. Evet gençler örnek 10. ABC üçgen verilmiş falan filan. AB ile AC eşit verilmiş. Hocam hemen şunları şöyle bir gösterelim. Karış sorularda çift çizgiyi yazmıyorum. Üzerinden böyle tırtıklıyorum. Siz de bunu için arkadaşlar. Neyse. Sonra o 4 verilmiş 6 verilmiş. Hocam ikizkenar kenar yükseklik çizilmiş. E, taban uzunluğu yok ki tabana ait yükseklik bir işimize yaramayacak büyük ihtimalle. Neyse dursun bu da bir işimize yaramıyor şu anda. Değil mi? E ne yapacağız? Hocam ikiz kenarda bakın uzunluklarla ilgili bir şey yapamıyorsanız ikiz kenarın hangisini özel hangi tanım özelliğini kullanırsınız? Bir tabana ait yüksekliğe baktınız kullanamadınız o zaman ikinci ihtimale geçin açıların eşit olmasını düşünün arkadaşım. Çünkü ikiz kenarın tanımı gereği var. Ha bu arada bu açıların eşitliğini şöyle şöyle bir yazalım. Bu arada bu soru daha sonra da sorulabilirdi ama ikiz kenarın içinde çıktığı için ve ee, böyle açı yazmaya da alıştırın kendinizi arkadaşlar. Genelde açıları da biz benzerlikte yazıyoruz ama burada da yazalım. Evet açıyı yazdık. E, açıyı yazdıysak açı yazmaya devam edeceğiz. Özellikle 90 derece olduğu sorularda alfa, beta açılarına dalıyoruz. Benzerlikte iyice alışacaksınız buna. Ya bu alfa, betaya dalmayla ilgili soruları bu x kenarda, eş kenarda ya da ne bileyim dik üçgende falan sıkıntı yaşayabilirsiniz belki ama e, dediğim gibi benzerlikten sonra o iyice oturur. Ee, onda bir sorun yok. Açıları yazdınız. Buraya beta yazınca bu ne demek? Alfa artı beta 90 derece demek. Hocam beta ise ters açıdan burası beta mı? Evet. Şu alfaya bak. Alfa 90 hocam burası da beta. E büyük dik üçgen de var. E burası da 90 Alfa 90 bak burası da beta oldu. Aa ikiz kenar çıktı. Bak şurada da bir ikiz kenar üçgen çıktı mı karşına? Çıktı. Hocam bu ikiz kenarda taban mevcut taban. E taban mevcutsa insan olan ne yapar? Evet Aynen öyle. İnsan olan tabana ait yüksekliği çizer hocam. Çizdik. Tabanı iki parçaya böldü. 3, 3 yaptı mı yaptı. E sonra hocam burada kelebek var falan var filan var. Ya baş var kardeşim bak. Daha, daha benzerliği de görmedik zaten. E bu arada soruyu oku. Verilen bilgileri kullan. Soruyu okuduğun zaman soruyu en hızlı şekilde yaparsın. Tamam ben verilen bilgiyi kullandım. X kenarlığı kullandım. Kullanınca açıların eşitliğini buldum. Ve bulduğum bilgiyi kullandım. Dik çizdim. Sonra soruyu okuyorum. Okunacak bir şey kalmamış ki. AH isteniyor bizden. AH'ı okumanız bile önemli. AH. Çünkü beyniniz oraya yoğunlaşıyor. Bak buraya X yazınca çoğunuz A hocam soru çıktı dediniz değil mi? A soruyu gördüm dediniz değil mi? Hayır. Verilen bilgiyi kullandın. Beynin buraya gitti. Beynin de bulduğun sonuçlara da baktı. Bak şunları da bulduk böyle. E, bunları da bulduk ya. Hocam işte bak X'e baktın. Bulduğun bilgilere de bakarken beyin onu birleştiriyor. Aha da birleştirdi. Bak Burada ne çıktı arkadaşlar? Bir dikdörtgen çıktı. Bak dikdörtgen. 3'ü bulmuştun. 4 de 4'ü de kullanacaksın zaten burada. a 3 ile 4 7. O zaman x ne oldu? 7 oldu. Ya bu arada cevap 7. Gerçekten çok güzel. Ee, gençler bu da bu videonun son sorusu olsun. Şimdi e, hocam çok konuşuyorsunuz diyebilirsiniz belki. İster istemez. Beni tanımayanlar belki de ilk defa beni bu videoyla tanıyanlar böyle diyebilir. Ama bunlar basamak basamak geliyor. Benim bu dediklerim ileride acayip bir şekilde oturacak. Bunları söylemek zorundayım. Bu söylemlerle geometriniz iyice oturacak. Yani ben burada boş konuşmuyorum. Yani sizin nasıl hareket etmenizi, hani sizin bakımınızdan sizi sadece soru çözmeyle değil, bakış açınızı da eğitiyorum böyle. Yani soruya nasıl davranmanız gerektiğini de eğitiyorum arkadaşlar. Asıl önemli olan kısım bu. Yoksa ben kuralları veririm geçerim alın buyurun bu kurallara göre hadi şu soruları yaparım yapalım derim. O, bu bir işe yaramaz. Şurayı kullanmayı öğreneceksin ilk önce. Yani ya verilen bilgiyi kullanacaksın verilen bilgiyi kullanmak demek de zaten burayı kullanmak demek. Yani bu derslerin en önemli yerleri o aralardaki konuşmalarındır zaten. Yoksa soru buradan bunu çizeriz dikdörtgen oldu geometri görme işidir x7 çıktı bitti gitti derim. O zaman bir şey anlaşılır mı anlaşılmaz. Böyle aynen böyle devam. Yani beni bazen 2x izliyorsunuz. Vallahi helal olsun. 2x bu cümlelerimi de iyi anlayın. Bunlar da çok önemli arkadaşlar. Buradaki söylediğim her kelime altın değerinde. Evet gençler lafı çok da fazla uzatmayayım isterseniz. Evet ilk videomuzu 4. haftanın ilk videosunu bitirdik. X kenarının ilk videosunu bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ikiz kenarın ikinci videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.